Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Bugün Piyasa Hattı'nın ilk bölümünde Kron Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenalp bizimle olacak. Kron Telekomünikasyon'un hem ikinci çeyrek karını konuşacağız hem de aslında biliyorsunuz sadece Türkiye'de değil tüm dünyada telekom sektöründeki yatırımlar pandemiyle beraber hem çağrı merkezlerinde halk aktif rol oynaması, öte yandan data kullanımının artması tüm bunlarla beraber daha büyük bir taleple karşılaştı. Dolayısıyla daha defansif dediğimiz halka açık şirketler içerisinde sektörlerde hisselerde bir pozitif ayrışma oldu ama iki yılın ikinci yarısı için benzer iyimserlik söz konusu mu bunu konuşacağız. Ve hissenin performansı, temettü politikası, yerli yabancı sahipliği nasıl Kron Telekomünikasyon'da bunu da Lütfi Bey'e soracağız. Hemen akabinde ise bugün gelen dış ticaret rakamları, önce dış ticaret istatistikleri açıklandı Ticaret Bakanlığı tarafından. Orada ithalattaki artış dikkat çekti. Özellikle bölgelere göre Irak'tan yapılan ithalat ve sektörlere göre de kıymetli taşlar ve altın ithalatı ön sıradaydı. Her iki konuyu da değerlendireceğiz. Deyik Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Emin Tağ'yla Irak'tan bu kadar ithalatımızdaki artışın detaylarını ve İTO Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşanlı'yla da Türkiye'deki altın ithalatının detaylarını konuşacağız, ele alacağız. Öte yandan yine ikinci bölümde grafik düellosunda ise hem rakamlarla size dış ticareti grafiklerle göstereceğiz hem de bugün aynı zamanda ODD rakamlarını da Gizem Uzuner'le beraber grafik düellosunda işleyeceğiz. Ele alacağımız bir diğer konu başlığı da bugün düelloda sermaye çıkışları gelişmekte olan ülkelerden ve döviz cinsi bono ihraçları. Hem Türkiye hem de diğer gelişen ülkelerde sermaye giriş çıkışı ve son dönemdeki ihraçlar nasıl bunu da konuşacağız. Şimdi hemen konuğumuzu bekletmeyelim ve dönelim kendisine. Kron Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel bizimle dedik bugün. Lütfi Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. İsterseniz öncelikle şimdi kar rakamına gelmeden ikinci çeyrek karınızı açıkladınız. Geçtiğimiz haftalarda oraya geleceğim ama ona gelmeden önce sizin sektör adına nasıl bir yıl oldu? Özellikle yılın ilk 8 ayına baktığımızda hem dünyada hem Türkiye'de hep biz defansif sektör dedik. Pandemide biraz daha belki pozitif ayrıştı sektör dedik ama siz nasıl hissettiniz bunu? Bu pandemi döneminde bizim sektör hem Türkiye'de hem global olarak çok iyi bir performans gösterdi. Tabii burada bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir biz B2B'ler ve tüketiciye yönelik gelişmeler. Tüketiciye yönelik olan şeyler çok hızlı arttı. Çünkü insanların daha çok eve kapanması ve toplu faaliyetlere katılmamasından dolayı bu bilgisayar harcamalarında ve network harcamalarında ciddi bir artış ihtiyacı oluştu. Business tarafında ise en büyük olay tabii ki elektronik ticaret, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi altyapılar ihtiyacı bayağı artırdı. Bu yönde de ciddi bir artış oldu. Şimdi aslında sizin özelinizdeki hikayeye baktığımızda ilk aşamada değil mi telekom şirketlerine yazılım üretiyordunuz. Daha sonrasında erişim güvenliği konusunda da uzmanlaştınız. Dolayısıyla sizin Kron Telekom olarak Türkiye'deki faaliyetlerinizi de biraz ele alalım isterseniz. Ve sizin şirkete has değişkenler neydi bu dönemde? Bizim biraz evvel bahsettiğiniz gibi iki tane business ünitemiz var. Bir tanesi telekom, büyük telekom şirketlerine onların altyapılarına yönelik yazılımları vermek. Bu ilk kuruluş yılından beri devam etti. Bu erişim güvenliği ile ilgili çözümümüz ise 2012-2013 yılında başladık. Bu yönde büyük bir talep olacağını gördük. Bizim de uzmanlık alanımıza giriyordu. Şu anda da bu alan bütün IT sektörleri içinde de en yüksek büyümeyi sağlayan bir alan. Hele son gelişmelerle birlikte bunun önemi iyice arttı. Bizim açımızdan baktığımızda biz 6 tane değişik ürün yapıyoruz. İstek üzerine yazılım yapmıyoruz. Tamamen ürün geliştirerek bu ürünlerin tekrarlanabilir satışlarla karlılığımızı artırma yönünde bir stratejimiz var. Bunları da tabii odaklı bir şirket olduğumuz için küresel satmak durumundayız. Bizim bu erişim güvenliği küresel anlamda ilk dünyaya açıldığımız ürün ve bütün dünyada bunu başarıyla şu anda satıyoruz.
Şimdi tabii dünyada siber güvenlik pazarının daha da ön plana çıkacağı konuşuluyor. Yani zaten biz Covid'i konuşmadan önce de Lütfi Bey işte pazarda özellikle bu yıl için 170 milyar dolara kadar büyüyebilir gibi bir beklenti vardı. Ve bununla beraber de tabii hesap yönetimi PAM diyorsunuz zannediyorum ki burada da yine bir büyüme bekleniyordu. Ne dersiniz orada dünyada ve Türkiye'deki aslında sektördeki büyüme rakamları Covid'den sonra daha da yukarı revize edilecek mi? Özellikle siber güvenlik tarafı da tabii izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Siber güvenlik çok büyük bir artış içerisinde ama bunun içerisinde PAM özellikle daha da büyüyor. Çünkü yeni bir konsept bu. Bir şirketin IT sistemine giren bütün erişimleri gözetliyorsunuz, kaydediyorsunuz. Bir tehlike varsa onu acilen önlemini alıyorsunuz ve hızlı bir otomasyonla da tedbirleri geliştiriyorsunuz. Dünyada yapılan istatistiklerde içeri sızmaların ve çeşitli hesapları ele geçirmenin yüzde aşağı yukarı 65'i bu PAM üzerinden yapılıyor. Yani yetkili hesapların üzerinden yapılıyor. Bunlar sisteme erişebilen teknik adamlar ya da bunların altyapısını aldıkları şirketlerin teknik elemanları. Dolayısıyla bu alan açıktaydı, çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şu anda dünya pazarı 2 milyar dolar. Bunun hızlı bir şekilde önümüzdeki 3 sene içinde 3 milyara çıkması bekleniyor. Türkiye'de pazar henüz daha çok gelişmedi. Ancak bildiğimiz gibi Türkiye bütün dünyadaki büyüklüklerin %1'i civarında temsil ediliyor. Henüz bu %1'in de çok gerisinde PAM piyasası ama çok hızlı bir şekilde büyüyecek ve Türkiye'de de önemli bir pazar oluşacak. Peki gelelim buradan sizin için nasıl bir dönemde? Hem ikinci çeyrek sonuçlarınızı sorayım hem de aslında ilk çeyrekle beraber yılın ilk 6 ayı yani Covid öncesi ve Covid'in yansıttığı rakamlar diye ikiye ayıralım isterseniz bilançoyu. Açıkçası Covid bizi çok etkilemedi. Çünkü zaten uzaktan çalışma kültürüne sahip bir şirketiz. Tehlike ortaya çıktığında Mart'ın ortasında hemen uzaktan çalışma moduna geçtik. Haziran ayından itibaren de hibrit bir çalışma içinde çok seyreltilmiş bir şekilde ofislerde çalışarak hibrit bir çalışmayla devam ediyoruz. Bizim için şans tabii müşterilerimizin de bu yönde çalışmaya alışkın olmaları. Çünkü bizim müşterilerimiz genellikle ya telekom operatörleri ya da şirketlerin IT bölümleri, teknoloji bölümleri, onlar da uzaktan çalışmaya uygun oldukları için operasyonumuzda hiçbir aksama olmadı diyebilirim. Satış rakamlarına gelirsek, bizim satışlarımız çok ciddi bir mevsimsel karakter gösteriyor. Bizim 9. ay satışlarımızı yıl sonu 2'ye katlayabiliyoruz. Mesela geçen sene 55 milyon liralık bir satışımız vardı. Yılın tamamında 55 milyon değil mi? Bu 55 milyon. Geçen bunun 9. ay sonunda bunun yarısı kadardı. Yani son çeyrekte 9 aylık satışı, son 3 ayda 9 aylık satışı yapıyoruz. Dolayısıyla ilk 6 aylık sonuçlar çok fazla bir gösterge oluşturmuyor. Ama gene de tabii rakamlara gireriz. Bu mevsimsel etkinin sebebi de firmalar bütçelerini hazırladıktan sonra yatırım bütçelerini, biz tamamen tabii şirketlere yönelik, operatörlere ve şirketlere yönelik bir ürün sunduğumuz için, bir çözüm sunduğumuz için o bütçeden sonra bizim satış sürelerimiz, satışın sonlanma süreleri tabii tüketiciye ya da daha basit sistemlere göre çok daha uzun sürüyor. Bu da aşağı yukarı son çeyrekte önemli bir kısmı sonuçlanmış oluyor. Peki şimdi burada ikinci çeyrekte özellikle satış gelirlerine bakıldığında 8.7 milyon TL. Yıllık %27.8'lik bir azalma olmuş. Mevsimsel dediniz ama biraz detayları paylaşır mısınız? Niye satış gelirlerinizde %27'lik bir azalma oldu ikinci çeyrekte? İkinci çeyrek tabii pandeminin en yoğun kazandığı dönemde hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bizim PAM satışlarımız özellikle ağırlık yurt dışında, Amerika başta olmak üzere. Bizim
şu anda üzerinde çalıştığımız projelerde herhangi bir aksama yok. Ama bunların satışa dönüşmesi ikinci çeyrekte olmadı maalesef. Ama herhangi bir satış kaybımız yok. Bunları üçüncü ve dördüncü çeyrekte yerine getireceğimizden eminiz. Şimdi Yusuf Bey, rica etsem biraz gelirlerinizdeki dağılımdan bahseder misiniz? Ne kadar iç pazarda varsınız, ne kadar yurt dışından geliyor gelirler? Çünkü bu alanda teknoloji ihracatı dediğimizde belki de bazı şirketlere pozitif ayrımcılık yapılması gereken bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla sizin de mevcut dağılımınız içinde yurt dışının payı nasıl? Bir yandan aslında Amerika'daki ortaklıklarınızı da biliyoruz. Biraz oradaki detayları rica edelim. Bizim yurt dışı gelirlerimiz her geçen sene artıyor. Geçen sene %40 civarındaydı. Bu seneki hedefimiz %50. Buradaki ağırlık tabii erişim güvenliğiyle ilgili tarafta daha fazla yurt dışı satışlarımız oluyor. Orada aşağı yukarı %80 civarında yurt dışı satışlarımız var. Ve bu konuda uluslararası referans kuruluşları üzerinde yaptığımız çalışmalar sonunda teknik değerleme firmalarıyla çok iyi bir noktaya geldik bu yılın ortasında. Bunun da ivmesiyle biz ikinci yarıda çok yoğun bir şekilde dış satışa konsantre olacağız ve bunun sonuçlarını da alacağız. Esasen bizim için şirketin ikinci bir atılım dönemi başlamış oluyor. Önümüzdeki 5 yıllık planlamamızda bu yetkili erişim güvenliği pazarında ilk 5 şirket içerisinde olmayı hedefliyoruz dünyada. Şu anda ilk 10 şirket içindeyiz. Bu ilk 5 şirkette olduğumuzda %1 bir pazar payını minimum öngörüyoruz. Bu dahi bizim satışlarımızı çok ciddi ölçüde artıracak bir potansiyel oluşturuyor. Biz açıkçası buraya yoğunlaştık. Bu arada telekom ürünlerimizden de bir ya da iki tanesini de gene global bir ürün haline getirmek için planlamalarımız var. Peki biraz Amerika pazarını detaylandıralım isterseniz. Orada IronSphere'i aslında tercih edildi değil mi? MetLife. Siz oradaki bilgilere daha hakimsiniz. Oradaki detayları alalım sizden. Hem bu merak ediliyor hem de izleyiciler Amerika pazarını daha da önümüzdeki süreçte domine edebilirler mi? Daha da pazara girebilirler mi? Bunu merak ediyorlar Lütfü Bey. Tabii şimdi Amerika pazarında biz açıkçası küçük bütçelerle çalıştık. Bizim bu ürün konusunda pazar liderinin sadece Ar-Ge ve marketing harcamaları $200 milyon civarına çıkıyor. Dolayısıyla çok büyük bir piyasada daha küçük bütçelerle bir başlangıç yaptık. Bu başlangıçta referans olarak bizi ileriye taşıyabilecek firmalar üzerine çalıştık. Bunların içerisinde bahsettiğiniz gibi MetLife Stadium var. Pega sistem var. Şu anda karşılıklı confidentiality anlaşması yüzünden belki isimlerini bahsedemeyeceğim. Çok önemli banka referansları var. Açıkçası bir yeni oluşum içinde ciddi bir ciroya ulaştık geçen sene. $2 milyon bu sene daha yüksek bir rakam bekliyoruz. Sadece yazılım satışı olarak. Dolayısıyla şu andan itibaren biz Amerika'da çok daha büyük bir organizasyon kurma aşamasındayız. Bu elde ettiğimiz ilk 10 firma arasında olan çok da iyi bir ürünümüz var. Bu ürünle çok daha büyük bir atılımı yapmaya çalışıyoruz Amerika'da. Amerika çünkü bu piyasanın PAM piyasasının %50'si şu anda, yani %50'nin olduğu bir pazarı kesinlikle ilk pazar olarak seçtik. Peki 2020 yıl sonu beklentileriniz, ne kadarlık bir ciro hedefi koymuşsunuz kendinize ya da karlılık rakamla telaffuz edebilirsiniz. Yüzde olarak artış da 1 Ocak tarihinde. Şimdi geldiğimiz noktada rakam olarak telaffuz etmek istemiyorum ama geçen senenin üzerinde bir rakam olacağı kesin. Covid'den sonra bunu aşağı revize etmediniz o zaman. Yani pandemiye rağmen evet, geçen yılın üstünde olmasını bekliyorsunuz. Evet evet, hiç biz hazırladığımız bütçeleri revize etme ihtiyacı duymadık. Çünkü bu projelerin üzerinde çalıştığımız projelerin
sonuca dönüşmesi ihtimallerini görüyoruz, hesaplıyoruz. Çok yüksek. Dolayısıyla herhangi bir revizyona gitmedik. Peki Tübe, bir yandan da az önce zaten bahsettik, hani bu teknoloji ihracatı, katma değerli ürün üretme derken içeride vergisel teşvikler, finansmana erişim, tüm bunlar önemli. Ya da işte kur riskini yönetme, ne dersiniz bu konulara ilişkin? Yani ihracatçılar için hep Exim Bank var diyoruz. Öte yandan yine birçok konuda aslında Ticaret Bakanlığı'nın bazı teşvik politikaları, mekanizmaları oluyor. Tabii konu sizin gibi şirketlerin yurt dışında daha da liderlik perspektifi, daha hedefi ön plana çıkınca belki daha fazla konuşmamız lazım. Dolayısıyla ne kadar destek görüyorsunuz? Daha evvel destekler geleneksel olarak yatırıma veriliyordu Türkiye'de. İnsan kaynağına yatırım, bu teknoparkların açılması, işte TEDEP, TÜBİTAK teşviklerin ortaya çıkmasıyla bir fikri hatlara yönelik de bir teşvik mekanizması oluşturuldu. Bunun daha geliştirilerek devam etmesi lazım ve performans indikatörlerinin değişmesi lazım. Şu anda performans indikatörleri çok akademik. Yani iyi bir projeniz, iyi bir fikriniz varsa ona harcamalarınızın %50'sini teşvik ediyorlar. Ticari performans indikatörü yok. Bence ihracat ve ticari başarı mutlaka bu tür teşviklerde ilk aranan kriter olmalı diye düşünüyorum. Burada bazı değişiklikler ve buraya harcanan fonun artırılmasıyla çok efektif bir teşvik mekanizmasının kurulacağına inanıyorum. İkinci teşvik mekanizması bu sektörde çok işe yarayacak. Yurt dışı tanıtım, fuarlara katılma, danışmanlık gibi giderlerin karşılanması. Bu da Ticaret Bakanlığı'nın bir programıyla hayata geçti 2 sene evvel ve oldukça başarılı uygulanıyor. Bu teşviklerin de artırılmasıyla çok teknolojiye katkı sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü teknolojide başarı olmak için mutlaka odaklanmak gerekiyor belli konulara. Bunun için de pazarın mutlaka küresel olması gerekiyor. Küresel pazarlarda da kendinizi tanıtmanız, organize olmanız, oradaki kiraları karşılamanız hakikaten çok pahalı Türkiye ölçeklerine baktığımızda. Buralara yapılan teşviklerin artması çok büyük yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hüsnü Bey, son sorum da şu olacak. Borçluluk yapınız ve finansmana erişim, ne dersiniz buna ilişkin? Şu an hali hazırda nasıl Krom Telekomünikasyon'un borçluluğu? Biz genellikle borçlu bir şirket değiliz. Nakitlerimiz ve borçlarımıza baktığımız zaman hemen hemen başa baş gidiyoruz. Dolayısıyla borçlanma ihtiyacı olan bir şirket değiliz. Çünkü sadece kendi ürünlerimizi satıyoruz. Herhangi bir şekilde mal alıp onu finanse edip onları tahsil etmek gibi bir derdiniz yok aslında, değil mi? Yani kura bağlı değilsiniz maliyetlerde. Maliyetlerde kura bağlı değiliz. Tamamen doğal bir hedge ile çalışıyoruz. Kur artsa da düşse de bizim karlılığımıza etkisi olmuyor. Çünkü Türkiye'deki maliyetlerimiz TL cinsinden, satışlarımız ise ciddi olarak dolar cinsinden olduğu için kurla hatta pozitif bir etkileşim içinde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bu ara finansal yapı açısından ben sadece Kron için değil, genel olarak söyleyeceğim şu: Türkiye'de çokça konu edilen bu yeni girişimler, teknolojik girişimlerde evet, Türkiye'de bir ekosistem oluştu. Bu melek yatırımcılarla daha başlangıçtaki projeler fonlanabiliyor. Özel yatırım fonlarıyla da çok büyük hale gelmiş projeler fonlanabiliyor ama arası boş. Yani girişim sermayesi Türkiye'de çok küçük. Yani o kadar küçük ki Kuzey Baltık ülkelerindeki herhangi bir küçük ülkenin girişim sermaye büyüklüğünden bile daha küçük Türkiye. Dolayısıyla buranın gelişmesi gerekiyor ki hani Türkiye'de bir şey yapmış bir şirketi dünyaya açabilmek için daha fazla fon sahibi olabilsinler. Ve hani 10 tane projeden 10 proje fonlansa 2 tanesi başarılı olsa zaten bütün bu fonun rahatlıkla kâra geçmesi mümkün.
İşin bu tarafı biraz eksik görünüyor Türkiye'de. Bu konudaki duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz de Bloomberg'da girişimcilik dünyası programını yapıyoruz ve ekstra bir hassasiyetimiz var. Çok haklısınız. Yani Türkiye'deki girişim sermayesi yatırım fonlarının derinliği çok az. Dolayısıyla hani daha fazla unicorn duyma gibi bir hevesimiz de var. Umut ediyoruz ki o taraf gelişir. Şimdi aslında sürenin sonuna geldik ama tabii çok fazla soru da var izleyicilerden. Son birkaç dakikada yatırımcılarınıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Temettü politikası, sermaye politikası, hissedarlık oranı diyeyim ve sonrasında tamamlayalım. Temettü konusunda kısa vadede bir olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü biz büyüme arzusunda olan bir şirketiz. Temettü yerine bunu yatırıma dönüştürmeyi tercih ediyoruz. Hatta biz zannediyorum 2016 yılında bir temettü dağıtmıştık. Yatırımcılarımızdan eleştiri aldık, diye temettü dağıtıyorsunuz, biz sizi büyümenizi istiyoruz diye. Dolayısıyla bu politikayı bir süre daha yürütmek durumundayız. Onun dışında tabii ki biz dünyadaki gelişmelere paralel olarak bir takım ortaklıklara, bir takım organik gelişmenin dışında inorganik gelişmelere, satın almalara da açık bir şirketiz. Bu yönde de önümüzdeki dönemde girişimlerimiz olacak diye söyleyebilirim. Mütü Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kron Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yeneli ağırladık. Şimdi İntegral Yatırım Menkul Değerler'e gideceğiz eğer hazırsa. Doktor Mehmet Ali Gürbüz var orada, hazır. Hemen gidelim. Mehmet Ali, hoş geldin yayına. Ne dersin, borsada nihayet bir tepki geldi ama hala yeterince hacim ve alım yok zannediyorum ki. Yani Türkiye'nin o negatif ayrışma hikayesi Ağustos'ta devam ediyor. Bir diğer konu da elbette Euro Dolar paritesi merak ediliyor. Tekrar 1.20'nin üzerine gelir mi diye, nasıl görüyorsun? Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Genel olarak geçtiğimiz haftalardaki dalgalanma bu hafta itibariyle aslında küresel piyasalarda biraz daha pozitif havanın daha da hakim olduğunu ifade ediyor. Dün tekrar ABD endekslerinde rekorları aldık. Future'larda pozitif olmaya devam ediyor. Ancak biz genel olarak yurt içinde bu anlamda biraz daha açıkçası negatif durumdayız. Hem kur tarafında hem borsa tarafında gidecek alanımız varken şu an itibariyle biraz daha piyasalar bekle gör stratejisi uyguladığını görüyoruz. Teknik olarak açıkçası incelediğimiz bazı seviyeler var. Örnek olarak 1057 seviyesi aşağıda aşılmadığı sürece biz 1085 seviyesine kadar bir yükseliş, sonrasında da 1110 seviyelerine doğru bir yükseliş gözlemleyebiliriz olarak ifade ediyorduk bütün raporlarımızda. Bu şekilde bir tepki alımları var, ancak şunu vurgulayalım. Bu genel olarak jeopolitik risklerin peyderpey ısıtılması, piyasalarda haber başlığı anlamında çok yoğun kullanılıyor olması piyasalarda biraz daha bekle gör stratejisini öne çıkarmış olarak gözüküyor. Genel olarak Türkiye CDS'leri geçen ay 600'lerden şu an 520'lere düşmüş olması borsa için pozitif olsa da şunu kabul etmeliyiz. Yükselen bir açıkçası faiz oranı var. Bu faiz oranında borsanın sert bir şekilde açıkçası yukarı yöndeki ataklarını biraz daha frenlemiş olarak gözüküyor. Bizim CDS'lerde biraz daha pozitif hava yakalamamız Borsa İstanbul'da biraz daha özellikle orta ve uzun vadeye kanalize olan yatırımcılar için daha ciddi bir getiri alanı sunabilir. Bunu ifade edelim. Genel olarak piyasalarda yani bugün alacağımız bazı veriler dışında Cuma günü alacağımız tarım dışı istihdam verileri ve S&P tarafında yükselişin devam edip etmeyeceğine biz borsalar tarafında kısa vadede bakmaya devam edeceğiz. Buradan çünkü S&P'nin korelasyonu yüksek bir konjektürde Borsa İstanbul desteklerse burada Borsa İstanbul'da 1100 üzerine geldiğimiz noktada biraz daha açıkçası yukarı yöndeki hareketlemenin hızlanabileceğini ifade edelim. Genel olarak Euro Dolar paritesinde son 2 senenin rekorunu dün test etmiş olsak da burada aldığımız bazı sonuçlar var. Özellikle Avrupa Birliği tarafında deflasyonist konuların ön plana çıkarılmış olması, burada endişelerin dile getiriliyor olması tekrar aşağı yönde bir baskının oluşmasını sağladı. Euro dolar paritesinin aşağı doğru bir açıkçası geri çekilme gözlemledik. Bunun dışında incelediğimizde genel olarak genişleme politikalarının Avrupa tarafında devam edeceğine dair beklentilerin de fiyatlandığını görüntüledik. Çünkü burada piyasaya tekrar likitte enjekte edilebilecek bir avronun euro doları yukarı yönde değil de aşağı yönde baskılamasını sağladı. Şunu ama vurgulayalım biz. Genel olarak ABD seçim öncesi 3,5 trilyon dolar civarı bir likit enjeksiyonu düşünürken bunun yarısını seçimden önce yapmasını piyasalar biraz daha kesin gözüyle bakıyor.
Bu yaklaşık 1.75 trilyon dolarlık likiditenin ABD tarafında piyasalara enjekte edilebilmesi tekrar açıkçası Euro dolarda yönün yukarı gitmesini sağlayabilir. Çünkü Avrupa Birliği'ni incelediğimizde özellikle son 5 yılın en ciddi işbirliği ve koordinasyonu sergiliyor. Piyasaya en azından bu mesajı verebiliyor. Bu da Euro doların saydığımız nedenlerle birlikte tekrar açıkçası 1.18 40'lardan yukarı doğru tepki vermesini bekliyoruz. 1.20 ve 1.22 seviyelerini önümüzdeki dönemde Euro dolar paritesinde tekrar görebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali aktardıkların için. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasından devam edeceğiz. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gelen dış ticaret rakamlarında öncü GTS sistemine göre ölçülen dış ticaret rakamlarında Türkiye'nin rekor altın ithalatı dikkat çekti. 4 milyar doların üzerinde bir ithalat rakamı gördük orada. Özellikle daha önceki dönemlerle kıyaslandığında özellikle Türkiye'nin altın ithalat ve ihracat rakamlarında hali hazırda zaten trend çok hızlı bir yükselişi gösteriyordu bize. Ama bu rekor ne zaman ve nasıl gelecek? Rezervler artarken soru işaretleri vardı. Hemen bir grafiğe ekrana getirelim. Oradaki rakamları da hatırlayalım. Şimdi en son Temmuz itibariyle bu grafiğin güncellendiğini görüyoruz ama mavi sütunlarla gördüğümüz Türkiye'nin altın ithalatı zaten 2016'dan itibaren hızlı bir şekilde bize artışı gösteriyor. Hatta 2016'da nette Türkiye aslında ithalat rakamı ihracatın önüne geçti. Yani nette fazla veriyorduk altında. Net açık pozisyona dönmüş durumdayız. Altın ithalat ihracat rakamlarına bakıldığında. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin altın ticaretini gösteriyor, dış ticaretini. Sıfır çizgisinin üzerinde şu an hali hazırda görüldüğü üzere aslında oradaki fark da giderek artıyor. Detaylarda neler var? İTO Kuyumculuk Komitesi Başkanı Erhan Hoşanlı olacak. Şimdi karşımızda telefon attığımızda. Erhan Bey hoş geldiniz. Hemen söz size vereyim. Ağustos'taki bu rekor altın ithalatını nasıl yorumluyorsunuz? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bu aslında son dönemde pandemiyle ortaya çıkan ülkelerin altına olan ilgilerini, merkez bankaları ve tasarruf edenler olarak bakıldığında Türkiye için de benzer bir paralellik gösterdiğini görüyoruz dünyayla. Fakat Türkiye'deki paralelliğin farkı şu, fiziki altın anlamında Türkiye'de talepler cereyan ediyor. Bu da Türkiye'nin gelecekte altına dayalı yani yükselen bir metanın yatırım anlamına geliyor. Bir başka boyutu da ülkelerin artık dolardan kısmen soyutlanarak dolarla ilgili sınavlarından olumsuz etkilenmemek için Türkiye'de dahil birçok ülke altına yöneliyor. Hem şey olarak tasarrufçular olarak hem de merkez bankaları olarak. Bence bu olumlu bir gelişme. Türkiye'nin geleceği açısından iyi bir sınav, iyi bir rakam gösterge diyebiliriz buna. Peki Erhan Bey, burada bir diğer konu da şu elbette. Böyle dönemlerde rezerv biriktirmek, yani Merkez Bankası rezervi üzerine de pozitif. Tabii ki zor zamanlarda kullanmak adına ama altın fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir dönemde yani tabii ki ham altın ayrı, bir yandan kuyumculuk sektörünü ayrı konuşmamız lazım. Dolayısıyla o ayrımı da yapabilir misiniz bizim için? Tabii. Yani bu sektörü zaten olumsuz etkiliyor. Ben iç piyasa açısından bakmıyorum. İthalat ve ihracatın dengeleri açısından bakıyorum. Türkiye'nin ekonomisinin güçlülüğü anlamına geliyor. Çünkü bir tasarruf katkısı bu. Ama iç piyasada kuyumculuk açısından baktığımızda altın fiyatlarının yükselmesi, piyasa daralması, talebin düşmesi olarak yansıyor. Çok memnun olunan bir şey değil, uygulama ve süreç değil. Bir de şöyle bakalım isterseniz, altının yükselişi veya Türkiye'deki altına yöneliş Ocak ayından itibaren devam ediyor. Ocak ayından bu tarafa Türkiye'nin altın alım miktarı, ithalat toplamı 15 milyar 180 milyon oldu. Bu 250 tona tekabül ediyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 150 tonluk geçmişteki alımlarına baktığımız zaman ve Ağustos ayı itibariyle 250 tonluk rakamın belki 350 tona yıl sonu itibariyle olması olasılığında varsayarsak yıllık ortalamanın iki katı gibi altına yöneliş var. Bu da
Şey hariç tabii, Merkez Bankası'nın altına bu konudaki ilgisi de hariç. Bir de şuna bakalım, böyle bir yükselişin yanında. Ocak ayında altın 1517 dolardı. Şu anda 2000 dolara yakın seviyede. Yani %30 ons bazında, dolar bazında artış var. Bu da Türkiye'de altına yönelip tasarruf olarak alan yatırımcıların ortalama işte en son aşamada alanlar da hesap edersek %20-30 civarında Türk halkının bu konuda artı değere, dünya bazındaki veya dolar bazındaki artıya geçtiklerini gösteriyor, kâra geçtiklerini gösteriyor. Bundan sonra da bu süreci devam edebilme ihtimali daha güçlü göründüğünden ben hem devlet olarak hem halk olarak zenginliğimizin artması olarak yorumluyorum. Peki vergi politikalarına ilişkin ne dersiniz? İşte kambiyo vergisi ve diğer düzenlemeleri konuştuk altın alım satımında son dönemlerde. Bu doğru bir şey. Doğru bir şey. Yani bankaların yaptığı alışverişlerde şey yok. Reel altın alım verimi çok az oluyor. Ve biraz da spekülatif oluyor. Ve biraz da bizim sektörle gereksiz bir rekabete giriyor bankalar. Bankaların bu gereksiz, haksız ve sektöre zarar veren rekabet. Ama bir yatırım aracı da... neden gereksiz ve haksız buluyorsunuz? Hayır, şu anlamda söylüyorum. Halkın kendi alabileceği ve yani geleneksel bir kuyumculuk sektörü var. Bu sektöre zarar veriyor. Ama fiziki altını söylüyorsunuz, anladım. Bankalar tabii fiziki anlamda söylüyorum. Anladım. Yani yoksa altın alınması, satılması, bankaların altın bankacılığı yapması, bunlar ekonomiye olumlu katkılar ama sektöre de zarar veren noktaya geldi. Özellikle pandemiden sonra işlerin yavaşlaması, bankaların da bu konuda alabildiğine, rekabet edercesine gayretleri, çalışmaları sektöre olumsuz yansıdı. Bir nefes alma fırsatı verdi denebilir bu bankalardan alınan altınlardan %1 verginin tahsili. Sektörümüz açısından olumlu oldu. Zaten görüldüğü gibi bankalardan %1 vergi alınması altın tasarrufunu engellemedi. Altın tasarrufunun devamına sağladı. Veya birçok kişi bankalardan değil sektörden veya diğer borsa mensuplarından, altın borsası üyelerinden aldılar. Bankalara götürdüler, yatırdılar. Yani etkilememe evet. anlamında onlar seçeneklerini buldular. Sektörümüzde bundan bankaların rekabetinden, olumsuz rekabetinden bir parça da olsa sıyrılma fırsatı verdi. Çok teşekkür ediyorum Erhan Bey katıldığınız için. Şimdi altın ithalatında rekor artış dedik Ağustos ayında. Bir de bölgelere göre bakalım bu rekor artış Irak pazarı üzerinden mi gerçekleşti diye. Şimdi ülkelere göre ithalat tablosu ekrana gelecek. Orada sabah saatlerinde Cumhur örnekle de detaylandırmıştık. Yani Çin, Almanya, Rusya zaten alıştığımız bir sıralama. Fakat 3. sıraya İran oturması ve özellikle geçen sene Ağustos'a kıyaslandığında 410 milyon dolar ithalattan 1.6 milyar dolara çıkmış Irak'tan yaptığımız ithalat. Ve oradaki artışta %5'inde %307 olmuş. Dolayısıyla ne vardı, hangi ürünler vardı? DEİK Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha var şimdi telefon attığımızda. Emin Bey hoş geldiniz yayına. Ben hemen söz size vereyim. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, yapılan ithalatta çok sert bir artış yaşandı Ağustos ayında. Bunu sormak için bağlandık size. 1.6 milyar dolar gibi bir Ağustos ayında Irak pazarından ithalat yapmışız. Geçen yılın aynı dönemine göre %307 artmış gözüküyor. Evet, Irak'tan yapılan ihracat ve Türkiye ithalat şekliyle olan altın ürünümüzün bariz bir şekilde yükseliş göstermesinin sebebi Irak'a aslında Körfez ülkelerinden ve Hindistan'dan yapılan altının düşük bir vergiyle Irak'a ithalatın yapılma imkanının bulunması nedeniyle Türkiye'deki altınla Irak'taki altının arasındaki bir fiyat farkı oluştu. O fiyat farkından dolayı Irak'tan Türkiye'ye altının ihracatı arttı. Bu tabii ki bunu biz daha önceki senelerde çok bariz bir şekilde görmedik ama bu yıl daha da arttı.
Emin Bey çok özür dilerim. Netleştirelim. İhracattan mı bahsediyorsunuz, ithalattan mı bahsediyorsunuz? Bizim için ithalat, Irak için ihracat. Tamam, anladım. Yani çünkü çok yüksek bir ithalat diyordu. Bizim için ithalat tamam. Tabii ki. Ama Irak için ihracat sayılır. Onun için Irak için ihracat, bizim için ithalat sayılır. Bunu kapalı çarşı esnaflarımızın ve kuyumcu kentteki ithalatçılarımızın üzerinden daha fazla yaşandığını görüyoruz. Ve bu Erbil Havalimanı'ndan, Bağdat Havalimanı'ndan uçaklarla taşındığını ve ülkemize ithalat miktarının arttığını bariz bir şekilde hissettik, görüyoruz. Ve bu böyle de devam eder. Önümüzdeki yıl da böyle devam eder. Çünkü Irak'ta şu anda altının hem miktarı çok, hem de ülkeye Irak daha ucuz bir maliyet ettiği için Türkiye'ye göre daha karlı göründü ve buraya satışları arttı. Biz de onlardan ithalatımız arttı. Burada elbette içeride gram altın fiyatının yüksek olması TL'deki değer kaybı da etkili oluyordur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii ki bu yani kaçınılmaz bir olaydır. Çünkü ister istemez tabii ki biliyorsunuz ben iş konseyi başkanıyım, yani altın sektöründe çalışan uzman birisi değilim. Biz sadece ihracatın ve ticaretin, ithalatın hacmini takip ediyoruz. Onun geliştirmesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemize ithalat arttıkça onun da yan etkileri illaki oluyor. Peki doğrudur. Emin Bey, Irak'tan alıp başka ülkelere ticareti oluyor mu sizce? Yani böyle bir ticarette hareketlilik görüyor musunuz? Türkiye yani altının Irak'tan alıp tekrar satış şeklinde. Tabii ki şimdi Irak'tan gelen altının burada tekrardan elden geçip ve daha güzel bir tasarımla, daha güzel bir modellerle işlenmesi nedeniyle ve kalitesinin daha yükseltilmesi sebebiyle Irak'a tekrar satışı tabii ki oluyor. Bizim altın kuyumculuk sektörümüzün tabii ki Irak piyasasına göre çok daha teknik bakımdan, tecrübe bakımından çok daha ileride olduğu için bizim Irak'tan aldığımız altınları işletip ve farklı ürünler halinde Irak'a tekrardan ihracatını yapmaktayız ve bayağı da yapıyoruz yani. Şimdi ihracat Ocak-Ağustos döneminde %13 azalmış. Yani ithalat artmasına karşın aslında Irak'a yaptığınız ihracat azalıyor. Altın dışında vurgulamak istediğiniz neler var Irak pazarı için? Şimdi ihracatın azalmasının sebebi pandemi nedeniyle oldu. Irak müşteriler ve Irak'tan Türkiye'ye hava yollarının kapanması nedeniyle maalesef ihracatın olumsuz bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Ama uçak seferlerimiz açılırsa o açığı kapatacağız ve şu anda Türkiye'den çok siparişler var Irak için, çok talepler var. Ancak bu maalesef ulaşım sıkıntısı nedeniyle gerçekleşmedi. Temennimiz bu konuda yani bir an evvel hava yollarının açılması ve Irakların buraya gelebilmesi ve bu talepleri gerçekleştirip ihracatımızın artmasıdır. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Emin Bey. Kısa bir aranın arkasından grafik düellosu ile karşınızdayız. Gizem, reel kesimin döviz açık pozisyonu Haziran'da gerilemeye devam etmiş. İstersen bir iki cümle bu son dakikaya aktaralım, sonra düelloya başlayalım. Normal, bu geçtiğimiz yıldan beri böyle. Hani döviz cinsi borçlanmalar çok fazla tercih edilmiyor. Zaten bizim grafiklerimiz içerisinde de ihraçlar da var aynı Süper. Zamanda. Reel kesim borçlanmasının haricinde bakalım devlet borçlanma için neleri tercih ediyor, bunları da konuşacağız. Bir de bunun yanı sıra tabii ki hem dış ticaret istatistikleri hem de ODD'nin açıkladığı rakamlar var. Bu verilerin detaylarını bugün grafik bölgesinde konuşacağız. Peki önce sermaye hareketleri deyip başlayalım Gizem'le beraber. Portföy akımları Ağustos'ta hız kesti. Sabah Cumhur örnek hazırlamıştı bizim için bu tabloyu. IMF'in raporundan
Ocak'tan aldık bu grafiği. Ve IMF'in dikkat çektiği nokta, Şubat'ta zaten Covid'de her ne kadar Türkiye'de biz Mart ayında pandemiyle yüzleşsek de dünyadaki asıl riskler zaten Ocak ayının başında Çin'de Wuhan'da görülmesinden itibaren başlamıştı. Ve en sert aylık sermaye çıkışı Şubat ayında gerçekleşmişti. Toplam rakam aylık bazda 90 milyar doları aşmıştı. Sonrasında Mart, Nisan, Mayıs ve aslında Haziran, Temmuz aylarında tekrar artıya döndü. Düzeltiyorum. Bu Mart ayını gösteriyor. Mart'ta rekor çıkış yaşandı. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında artıya döndü. Fakat Ağustos'ta yeniden net sermaye giriş çıkış hareketlerinin kümle rakamı eksi, yani çıkış bölgesine doğru bize bir işaret olduğunu gösteriyor. Artık sıfıra yakınsamış durumda. Peki alt detaylarda ne var? Çin hisse senetlerine giriş devam etmiş. Gelişmekte olan ülke hisse senetlerine, yani Çin'i dışarıda tuttuğumuzda orada da girişin devam ettiğini görüyoruz. 4.4 milyar dolarlık bir giriş yaşanmış. Oraya büyük bir ama diyelim ve tahvil piyasasından bahsedelim. Tahvilde ise, yani borçlanma senetlerinde ise 2.3 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Burada maviyle gördüğümüz kısım 4 aydan sonra ilk defa gelişen ülke tahvillerinden. Bunun içerisinde döviz de var, lokal de var. Yani tüm borçlanmadan bahsediyor IMF. Net de çıkış tarafına döndüğünü görüyoruz Gizem. Bu dönem içerisinde acaba içeride ihraçlar nasıldı gelişen ülkelerde? İlk etapta dünyadaki bu borçlanmaya değinmeye çalışayım ben de. Döviz cinsi borçlanmalardan mesela bahsedeyim. Bu sadece gelişen ülkeler değil, içerisinde gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere Ağustos ayı ihraçlarını gösteriyor yıllar itibariyle. Şu an son gördüğümüz sütun 2020 yılının Ağustos ayında hem dolar hem de euro cinsinden olmuş olmak üzere 100 milyar dolar ve üzerindeki ihraçları kapsıyor. Bütün dünya çapında yapılmış olan ihraçları kapsıyor. Ve dikkat etmek gerekirse 2020 yılının Ağustos ayında dolar artı euro olmak üzere ülkelerin yaptığı döviz cinsi borçlanmalar, ihraçlar 35 milyar doları aşmış vaziyette ve bu tarihin ekranımızda da görüldüğü gibi 2010 yılından bu yana gördüğümüz en yüksek Ağustos ayı döviz cinsi ihracı olduğunu göstermiş bizlere 35 milyar dolarla birlikte. Hemen buradan geçelim. Ağustos ayında ihraçlar böyle dedik. Döviz cinsi borçlanmaların özellikle arttığını gözlemlediğimizi söyledik. Peki yurt içinde borçlanma trendi nasıl gidiyor diye bakacak olursak biz de çok fazla tercih edilmiyor. Burada gördüğümüz tabloda da iç borçlanmada dövizin payını gösterdik. Dövizin payında artış var ama bu noktada sadece mesela Ağustos ayında 6 milyar dolar civarında bir borçlanma gerçekleştirildiğini gördük. Bizde de mesela iç borçlanmada da dövizin payı aynı şekilde artar vaziyette. Nitekim döviz cinsi iç borç stoğuna baktığımızda geldiğimiz nokta itibariyle şu an o Ağustos ayındaki 6 milyar dolarlık borçlanmayı da hesaba katacak olursak aşağı yukarı 37-38 milyar dolara tekabül ediyor. Böylece döviz cinsi iç borcun toplam iç borcu oranına baktığımızda bizde de %20.8'e yükseldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla döviz cinsi ihraçların dünyada hız kazandığını söyleyebiliyoruz aslında. Peki geçelim buradan hemen bugün gelen verilere. Önceki dış ticaret rakamları, istatistikler geldi. GTS'ye göre, genelleştirilmiş ticaret sistemine göre dış ticaret verilerinde ihracat rakamı Ağustos 2020'de 12.4 milyar dolara düşmüş. Dolayısıyla geçen yıla göre ihracatımız Ağustos ayı özelinde %5 azalırken Ocak-Ağustos yani ilk 8 aylık döneme baktığımızda %12 Türkiye'nin ihracatı azalmış. Yani pandemi ikinci dalga endişeli ihracat pazarları üzerinde bir baskı yaratmış. İthalata baktığımızda ise tam tersi bir tablo var. İş tüketim arttı dedik. Aslında otomotivden tutun da tekstile kadar, cep telefonu, bilgisayar derken, kredi kampanyaları derken bu da ithalat rakamını etkiledi. İşte bu yüzden kur geçişkenliği ve enflasyon yeniden endişe diye bir hal aldı. %20'lik bir artış olmuş ithalat rakamında geçen senenin Ağustos'una göre. Ocak Ağustos olarak bakacak olursak ise orada yine de sınırlı bir düşüş var. %1.14 ama ihracatta %12 azaldığı için yılın ilk 8 ayında verdiğimiz buradaki dış ticaret rakamı da açığı da özellikle 19 milyar dolar seviyesinden geçen sene ilk 8 ayda 19 iken 32 milyar dolara kadar çıkmış. Ama daha vurgulamamız gereken bir tablo Ağustos özelinde ihracatın ithalata karşılama oranı geçen sene %85 iken bu Ağustos'ta %66'ya düşmüş. Geçen senenin ilk 8 ayında yine %85'lerdeyken 2020'nin ilk 8 ayında %75 seviyesine gerilemiş. Hemen sütun grafiklerle de bu rakamlara bir bakalım. Zaten az önce
gösterdiğimiz aslında tablonun sadece sütunlaştırılmış hali. 2019 Ağustos'ta 2.3 milyar dolar açık varken 6.3 milyar dolarlık açığa geldiğimizi görüyoruz. Dış ticaret hacmi toplamda artsa da dikkat çekilen nokta ihracat tarafının düşmesi, ithalat tarafının artması buradaki eksi rakamını da aslında arttırmış. Hemen geçelim hızlı hızlı bir sonraki grafiklerimize. İthalatta fasıllara göre olarak bakacak olursak kıymetli taşlar ilk sırada. Yani Türkiye'nin altın ithalatı aslında Ağustos'taki bu ithalat artışından sorumlu en önemli kalem o. 4.2 milyar dolar sadece Ağustos ayında. Geçen sene 967 milyon dolar olan bu rakam 4 milyar dolara çıkmış. Ocak Ağustos'ta da geçen sene 7.3 iken 16 milyar dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Hemen akabinde mineral yakıtlar, kazanlar, makineler diye tablo devam ediyor. Altın çizelim, otomotiv bunların içerisinde yok. Yani Ocak ayında ilk 5 içerisinde otomotiv sektörü yok. Ama ihracata baktığımızda otomotiv ve hazır giyim yine listede ilk 2 sırada. İhracatta o alanlarda güçlüyüz. Zannediyorum ki son bir tablomuz daha var. Ülkelere göre de paylaşıp hemen Gizem'e sözü bırakacağım. Yine ithalat üzerinden gidiyoruz. Bugün yayında bol bol konuştuk. Çin, Almanya, Rusya zaten alışık olduğumuz ülkeler. Türkiye'nin en yüksek ithalat yaptığı ülkeler. Ama nasıl oldu da Irak bu pazara araya girdi diyeceksiniz. Bu kadar yüksek bir rakamla Rusya'nın bile üzerine çıktı. İşte yine o az önce bahsettiğimiz altın ithalatını Irak'tan yaptığımız için ki D2 Irak İş Konseyi Başkanı da dedi ki o bölgede altın fiyatları çok düşük aslında Türkiye göre. Aradaki fiyat farkından dolayı da aslında Irak üzerinden biz altını ithal ediyoruz diye. Bu da ülkeler sıralamasında Irak'ı 3. sıraya oturtmuş. İthalat rakamlarındaki yüzdesel artışa bakacak olursak ise Rusya'dan %15 gibi bir artış olmuş değil mi? Hemen Gizem'e sözü vereyim. Ben de ODD verilerini anlatmaya çalışayım Gizem. Ekrana getirdiğimiz tabloda otomobil ve hafif ticari araç pazarının rakamları var. Şurada sarı çizgiyle gösterdiğimiz kısımda 2020 yılının gerçekleşmelerini görmekteyiz. Ve dikkat etmek gerekirse Temmuz ayında 87.401 adet satış yapılırken 2020 yılının Ağustos ayında bu rakam 61.533'e düşmüş vaziyette. Bununla beraber geçtiğimiz yılın Ağustos ayıyla dikkat çekmek gerekirse geçen yılın Ağustos'undaki 26.246'lık rakam bu ay 61.533'e yükseldi. Yani ne olmuş oldu? Veriler bize aylık bazda düşüş olmasına rağmen yıllık bazda Ağustos ayında çok ciddi bir artış gerçekleştiğini gösteriyor bizlere. Sebebi ise şu hatırlatmak gerekirse 2019 yılının Haziran ayında hatırlatmak gerekirse ÖTV teşviği sona ermişti ve biz Temmuz-Ağustos aylarında bir miktar zayıflık gözlemlemiştik. Ancak bu yılın Ağustos ayına baktığımızda yıllık bazdaki yükselişin sebebi bu. Geçen yıl ÖTV teşviklerinin bu ayda bitmiş olması. Aylık bazda düşüşün sebebi ise Ağustos ayında hem TL'nin değer kaybı, araç fiyatlarında artış, ÖTV tarafındaki artışlarla beraber önümüzdeki aylarda da zayıflığın devam etmesi bekleniyor. Sabah da bir miktar değerlendirmiştik. Daha öncesinde ÖTV beklenmediği için sektör temsilcilerinin bu yıl için tüm yıl beklentisi 700 ila 750 bin aralığındaydı. Şimdi o beklentiyi bu noktada 650 binlere kadar çekmiş olduğunu gördük. Son bir de playlistimiz var. Onu da tam ekran olarak verelim ve burada bitirmiş olalım. C segment araçlarda satışlar yükselmeye devam etti. Bu ODD verilerinden öne çıkarabileceğimiz birkaç başlık. SUV talebi toplam içerisindeki payı aylık 1.1 yüzde puan kadar yükseldi. Bununla birlikte dizel araçların toplam içindeki payı yıllık 15 yüzde puan düştü. Orta üst segment araçların satışında büyüme kaydının devam ettiğini gözlemledik Ağustos verilerinde. Ancak olumlu veriler Ağustos ayında zaten satışlar iyi gidiyor dendiği için sektör oyuncuları tarafından çok büyük bir sürpriz içermiyor. O yüzden beklentileri değiştirir nitelikte değil. Ama sektör temsilcileri ÖTV artışı, fiyat artışı, TL'nin değer kaybı derken önümüzdeki aylarda bu kadar kuvvetli rakamlar görmeyi beklemiyorlar güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Düello ile piyasa altını noktalıyoruz.